Bir futbol hikayesinde 5 anıyla bir efsane serimizde bugün sizlere David Bakım anlatacağız. Uzun pasların ve frikiklerin efendisi David Bakım'a en iyi 5 anıyla saygı duruşu. <laughs> 1993'te başlayıp 2013'te son bulan devasa bir kariyer. Üstelik o 20 yıl içinde İngiltere'nin, İtalya'nın, İspanya'nın, Fransa'nın en iyi takımlarında forma giydi David Bakım. 32 yaşından sonra MLS'e gitmiş olsa bile tekrar dönüp Milan ve Paris Saint Germain yaparak 37 yaşında üst düzey futbol oynamaya devam ederken sahalara veda etti. Benzersiz bir profesyonellik ve kalite. Aslında o meşhur yakışıklılığı futbol kariyeri için biraz da dezavantaj oldu. Reklam yüzü olarak algılandı ama onun toplu yeteneklere de fazlasıyla karizmatikti. Geriye yaslanırcasına attığı uzun topları, winner karakteri ve elbette frikikleri. işini yani futbolu ne kadar sevdiğini aktif futbol sonrasında kanıtladı. Şu sıralar ortağı olduğu Miami Beckham United adlı futbol takımını kurdu. Yani Beckham'ı bu kez de kulüp sahibi olarak sağlarda görüyoruz. Sadece bir kısım futbol sever değil, Alex Ferguson bile kariyerimde sadece 4 dünya çapında futbolcuyla çalıştım. Geeks, Cantona, Scholes ve Ronaldo diyerek onun hakkını vermemişti. Ama yine de biz 5 anıyla bir efsane serimizde David bakım gerçeğini en iyi 5 anıyla hatırlayıp görevimizi yerine getirelim. Adres Ronaldo Luis Nazario de Lima. No. 9 Madrid, İspanya. Hani kanattan bilinçli şekilde tam isabet bir orta yapılır ve buna orta değil, pasat da denir ya... ...işte Beckham onun öncülerindendi. Bir zaman ceza sahasında rastgele orta yapmaz, kafasını kaldırır ve en müsait oyuncuyu hedeflerdi. Aslında sadece kenar ortalarda değil, uzun paslarda da yapabiliyordu bunu. Ancak yukarıda Ronaldo ya yaptığı asist ortaya da pas değil başka bir şey. Topun üzerine Ronaldo'nun kısa adresini yazmış ve postalamış gibi. Yoksa o topun Ronaldo'ya kilitlenmiş bir füze gibi gidişini başka türlü açıklayamayız. Biri sadece orta ve frikten ibaret mi dedi? Değil takım daha çok akıllarda topu vuruş kalitesiyle de yer etse de o aslında gayet komple bir oyuncuydu. Mücadeleci bir karakteri vardı. Fiziği de her zaman güçlüydü. Hatta PSG forması giydiği dönemlerde Zlatan İbrahimovic onun için bu adamın 37 yaşında olduğuna inanmıyorum demişti. Bazen şartlar çalın adım atmayı gerektiriyorsa hiç çekinmezdi. Real Madrid maçı buna çok iyi bir örnek. Old Trafford'daki şampiyonlar ligi maçında Real Madrid United'ı sürklese etmeye başlamış ve istediği skoru da elde etmişti. Birilerinin çıkıp ezber bulması ve geri dönüş ışığı yakacak bir eylem yapması gerekiyordu. Bu Beckham oldu. Sağ çaprazdan aldığı topla karşısına çıkan iki kişiyi düğümledi ve uzaktan 90'ı gördü. Free kick görünümlü Dünya Kupası bileti. Herhalde Free attığı gollerin sayısını unutmuştur duran top uzmanlığı konusunda Juninho ve Mihailovic ile aynı kategoride görülebilir David Beckham. Yani free kick demek, gol demek kategorisinde. Beckham evinin bahçesine bir kale ve antrenmanlarda kullanılan barajlardan bulundurur ve free kick çalışması yaparmış. Yani bu başarı tesadüf değil. Attığı free kicklerden en unutulmazıysa elbette Yunanistan karşısında gelen ve ülkesi İngiltere'yi direkt olarak Dünya Kupası'na götüren goldü. Maçın bitimine saniyeler vardı. Eğer o top gol olmasa İngiltere baraj maçlarında kalacaktı. Beckham klasik kesmelerinden birini yaptı ve top bir anda 2002 Dünya Kupası biletine dönüştü. Mesafe mi? Yanlış numara. Beckham'ın bazen takım arkadaşlarına değil, rakip kalenin içine de uzun pas attığı oluyordu. Wimbledon'a karşı yaptığı gibi. Topla orta sahanın gerisinde buluşan İngiliz efsanesi herhalde kafasında farz etti ki uzun pas atıyorum. Kurmuş ve kalecinin biraz öne çıktığını görerek Topu çok uzaklardan filelerle buluşturmuştu. Mesafe tanımamak, deyiminin en güzel karşılıklarından. Falso'lu falso. Biraz daha falso alır mıydık? Evet, söz konusu Beckham olunca 5 anın ikisi elbette friklerden oluşacaktı. Yunanistan'da attığı frikik golü anlam olarak benzersizdi. Everton kalesine gönderdiği şey ise güzellik açısından. Sağ ayaklı oyuncuların sağ köşedeki free topu uzak 90'a yollamaları görsel açıdan her zaman harikadır. Nitekim Del Piero da bu konunun ustasıydı. Ancak burada Beckham'ın topa verdiği kavis çok başka. Falso üstüne falso su vermiş gibi. Top kale arkasını turlayıp etrafa buralarda 90 diye tabir edilen bir yer varmış. Duydunuz mu diye adres olarak hedefe gidiyor. Beş anıyla bir efsane serimizde bugün sizlere David Beckham'ı anlattık. Biz yeni konular ve yeni hikayelerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.